Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Biliyorsunuz RC500 bisiklet almıştım birkaç ay önce ve beklediğimden çok daha fazla ilgi gördü ve birçok soru soruldu bisikletle ilgili. 1063 kilometre sürdüm toplamda bugüne kadar. Birçok farklı arazide, birçok farklı coğrafyada uzun dönem inceleme çekmenin doğru olacağını, sorulan bazı soruları cevaplayabileceğimi düşündüm. Bisikletten memnun muyum? Fikirlerim değişti mi? Bunları anlatacağım size. Öncelikle dediğim gibi uzun süre sürdüm bisikleti. Yağmurda, çamurda, karda, kışta. Her doğa şartında sürdüm. -7 dereceyi gördüm. Kar üzerinde sürdüm. Soğuk asfaltta sürdüm. Sıcak asfaltta sürdüm. Gravel köy yollarında sürdüm. Parke taşlarında sürdüm. Aklınıza gelebilecek, bisikletle geçebileceğiniz her türlü arazi koşulunda bisikleti test ettim. Kadro boyu çok sorulmuştu. Benim boyum 1.80. Yol bisikletinde 56 cm kadro kullanıyorum. L aldım. Rahatsız etmiyor. Fakat M boy alsaydım sanırım daha rahat olurdu diye düşünüyorum. Ruble ile ilgili özellikle bisiklet forumunda bazı sorular var. Ben rubleyi kontrol bile etmedim. İkinci el aldım. Değişti mi değişmedi mi emin değilim. Fakat hiçbir sorun yaşamadım. 2 hafta 3 hafta temizleme fırsatı olmadan çamurluyken sürdüm. Yani altta kabloların hepsi çamur bağlamıştı artık katran gibi. Ve yine de arka attırıcı işini çok iyi yapıyordu. Daha doğrusu rublede herhangi bir sıyırma, atlama olmuyordu. Ruble ile ilgili hiçbir sorun yaşamadım dediğim gibi. Hatta oranlarından çok memnunum. Düz yolda hızlanabiliyorum. Tırmanışlarda da ilk yerlerde oldukça iyi bir şekilde tırmanışlarıma devam edebiliyorum. Bisiklette sadece bir yerden şikayet edebilirim. Daha doğrusu şikayet değil de sarf malzeme olduğu için sonuçta belli bir ömrü var. Frenler bitti 1000 kilometrede. Balatalar bitti daha doğrusu. Artık ses çıkarıyorlar, can çekişiyorlar. Beni değiştir abi, bizi bir sal artık diyorlar. Çünkü gerçekten ciddi anlamda tırmanış yaptım. Hatta son iki sürüşüm, aklımdaki sürüşler verisel olarak 175 kilometrede 5000 metre tırmandım. Bunun bir de inişi var tabii ki. Çok fazla iniş yaptığım için frenlerin ömrü de bitmiş oldu. Lastikleri sonradan takmıştım. Lastiklerle ilgili sorular geldi yine çok yerde. Schwalbe'nin X1 tubeless ready lastikleriydi. Tubeless yapmıştım dediğim gibi. Hiç patlamadı henüz. Bu yüzden gayet memnunum lastiklerden. Köyde çok çamurlu bir sürüş yaptık. Çamuru görüyorsunuz. Kitledi tüm bisikleti. Sadece benim bisikletim değil, eşimde de MTB vardı o gün. Onunki bile kitlendi. Yapışkan, iğrenç bir çamurdu. En sonunda artık hani bu kadar berbat yerlerde sorunsuz bir şekilde taşıdığı için bir sokağa çıkma yasağında sonunda yıkadım. Gördüğünüz gibi güzelce temizledim. Şu an yine yolculuklara hazır bir şekilde beni bekliyor. Bir de zam olayı var. Geçtiğimiz haftalarda zam geldi bisiklete. Sıfırı 4500 liraydı. 6000 lira oldu. Ben bas bas bağırıyordum. Uzun bir süredir fiyatı bisikletin aynı. Kesinlikle artacak, artması lazım. Çünkü yurt dışı fiyatlarından bile daha ucuzdu. Türkiye'de kaç şeyin yurt dışı fiyatından daha ucuz olduğu görülmüş ki? Yani düşünsenize. Fransa, İngiltere, İspanya sitelerindeki fiyatından daha da ucuzdu. Çok uzun bir süre. Bas bas bağırdım. Düşünen kaçırmasın, alsın diye. Aldıysanız ne mutlu, almadıysanız da yine yurt dışı fiyatıyla aynı seviyeye çıkmış oldu 6000 liraya. Hala fiyat performans ürünü bence ve ben hala çok memnunum. Düşünüyorsanız daha da zam yemeden bence almalısınız. Bu arada yol bisikletimle MTB'ye o kadar az biniyorum ki bu bisikleti aldıktan sonra. Yol bisikletine sadece O2'nin takım antrenmanlarında biniyorum. MTB'yi de kardeşim istedi, ona verdim. Hiç aramıyorum çünkü MTB'nin yapabildiği, girip çıkabildiği hemen hemen her yere girip çıkıyorum. Evin tek bisikleti de olabilir öyle düşünüyorsanız. Çok rahat bir şekilde olur yani. Bundan emin olun. Söyleyeceklerim bu kadar RC500 ile ilgili. Başka sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.